Bir de o ölçüde münafık değil de fakat henüz iman tabiatına mal olmamış. Onların arkasında bir yönüyle belki dünyevi cihetle, maddi cihetle bir irtibatları da var. Yani onlardan geçiniyorlardır. Mesela ihaleleri alıyorlardır onlardan. Mesela onlar korunuyor, kullanılıyordur. Mesela KBS'siz memur oluyorlardır onlar. Dolayısıyla o istikamette tercihte bulunuyorlardır. Yani münafık burada bir hegemonya kurmuştur. Bir yönüyle o test ediyor. Onun testten geçirdiği kimseler, evet dediği kimseler, mülakattan geçirdiği kimseler bir şey oluyorsa şayet, onbaşı oluyorsa, çavuş oluyorsa bir yerde, küçük bir bahçede bir iki ağaca sahip oluyorsa şayet, bir hurmadan bilmem ne kadar şeye malik oluyorsa şayet, efendim bu türlü şeylerle, dünyevi şeylerle onlar da kandırılabilen insanlardı ki bunların da kalplerinde maraz vardı. Bakara Sûre-i Celle'sinde de esasen maraz var diyor. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا. Kalplerinde maraz vardı. Fakat o marazın gereği temayüllerine uydular. Onların arkasından sürüklendiler. Dolayısıyla bu sebeple fâ-fâ-i sebebiye veya takip manası da olabilir. Ardından dersiniz veya bu sebeple Allah marazlarını daha da artırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek bir hadis-i şerifiyle meseleyi ışık tutabilirsiniz. Buyuruyor ki insan bir günah, bir hata yaptığı zaman kalpte bir leke olur. Tevbe ile, inabe ile, evve ile, istiğfarla çabuk onu silmezse adeta o bir günah, bir leke, başka bir günah, bir leke, bir karartıya çağrıdır, davetiyedir. Burası müsait bir ortam, sahipsiz. Burayı kapatabilirsiniz. Gelseniz kapatsak burayı falan derler. Evet, her bir günah arkadan gelecek günaha bir çağrıdır. Onun için Hazreti Piri Muğan'da diyor ki lemalarda, her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır. Günah işleyen bir insan küfre doğru bir adım atmış demektir. İmana doğru bir şanssızlık, bir riske maruz kalmıştır. Bir dezavantaja maruz kalmıştır. Küfre doğru hafizanallah bir adım atmış sayılır. Ve bu böyle çoğala çoğala bütün kalbi karartır. Bu açıdan da fi kulubim meradun fezadehumullahu merada diyor. Ahzab Sûre-i Celle'sinde ayrı iki sınıf gibi diyor. Ve iz yakulul münafıkun, bir münafıklar diyorlar diyor. Münafık, nafakadan gelen bir kelime, bu ismi faili. Efendim bu belli münafıklar demesi harfi tarif ahd için olduğuna göre o belli münafıklar diyor. O belli olması da Allah biliyor, Efendimiz de biliyor demiş. Veya cins için olduğuna göre ne kadar o türden 200'lü insan varsa. Malum Bakara Sûre-i Celle'sinin tefsirinde ifade ederken de işaretül icazlarda ifade ederken yani fareler, köstebekler bir delik açıyorlar bir yerde. Takibe uğradıkları zaman kaçabilecekleri, sıyrılabilecekleri, zıp zıp edebilecekleri, aynı zamanda bir kaçma yolu, bir kaçma köprüsü filan onu da yapıyorlar. Evet, o demek yani. İşaretül İcaz'daki şeyi hatırlayacaksınız. Münafık o. Bu açıdan da yani bir manada ahd için diyebilirsiniz, belli, Abdullah İbni ve İbni Selul gibi insanlar. Bir diğer taraftan da cins için dersin ne kadar bu nifak sıfatında olan insan varsa. Bir de وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِ مَرَضٌ farklı demek. Kalplerinde maraz olan insanlar, ismi mevsul. O ف۪ي قُلُوبِ مَرَضٌ da onun sılası oluyor, onunla tamam oluyor. Yeni bir müpteda, o da haberi, nahu kaideleri açısından. Belli bir noktada bunlar bir birleşik nokta oluyor bunların esas. Efendim, bir ortak şimdi ortak payda diyorlar esasen. Ya bir çıkar veyahut da bir zarardan, bir kendilerince bir zarardan kaçınma adına bir ortak nokta oluyor bunlarda, birleşik nokta oluyor. Bu birleşik nokta itibariyle bunların her ikisi de hemen aynı mütalayı paylaşıyorlar. Onun için matuf matufun aleyhin hükmündedir diyor yani. Münafıklar ne yapıyorlarsa atfedilen وَالَّذ۪ينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ onlar da onu. Ne diyorlarmış bu iki kem talihler? مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اِلَّا غُرُورًا
haşa ve kella 100.000 defa. Allah ve Resulü sadece bize gurur, bizi aldatabilecek şey vaat etti diyorlar. Evet, küstahlık zirve yapıyor burada. Yani bir savaşa çıkacaklar orada. Allah Celle Celaluhu galebe çalacaksınız diyor. Hünalke tüliyen müminune ve zülzilu zilzalen şedide oluyor, imtihan ediyor Allah Celle Celaluhu. Fakat bir yerde de minel müminine ricalun sadaku ma'adullahi aleyh fe minhum men kadâ nahbe ve minhum men yantadir. Musab kolunu kanadını verirken, İbn-i Cahş orada kütükte doğranan et gibi doğranırken, öbürler onları öyle görenler, Allah'ım bize ne zaman falan diyorlar. Bir de öyle var yani. Yine Ahzab Sure-i Celle'sinde bir de öyle var. Yani bunlar öyle bir kısım sarsıntıları görünce orada, demek ki Allah'ın bize bu mevzuda vaat diye ettiği şey, vaat diyorlar ki bu, bir insan hakkında gelecek adına iyi bir şey söz verme demektir, vaat. Vaat de gelecek adına tehdit demektir. Vaat sözüyle ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim kelimelere dikkat etmek lazım. Allah ve Resulullah'ın bu mevzudaki vaadi haşa ve kella bir aldatmadan ibaret falan demek küstahlığında bulunuyorlar. Belki her dönemde olmuştur ama bazıları bunu ifade etmeyebilir. Mesela koşturur dururlar hep dünya için. Hep böyle başkalarını takdir, tezif ederler. Hemzlemizde bulunurlar. Tehcire tabi tutarlar, tenkile tabi tutarlar, ibadete tabi tutarlar. Akıllı gibi davranırlar böyle. Tam böyle başarının zirvesine ulaşacakları bir yerde Allah Celle Celaluhu tepe taklak getirir. Açıktan açığa söylemeseler bile haşa ve kella 100.000 defa haşa. O tabiri zat-ı uluhiyete nefyederken bile nispet etmeden kalbim titriyor. Aldatıldık derler.